Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Paraf yayınlarının 6 artı 2 ayeti matematik denemelerinden güzel bir polinom sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Aslında yandaki soruyu da çözelim hocam. Konsepti gibi bir hale geldik. Çünkü bu polinom sorusunu çözmeden önce arkadaşlar solundaki logaritma sorusunu çözdük. Logaritma sorusunu çözmeden önce solundaki dizi sorusunu çözdük. Yana yana gidiyoruz. Bakın yana yana geldik. Nereye geldik? Polinom sorusuna geldik. Demiş ki polinom sorumuzda bir px polinomu x çarpı px kare eşittir k çarpı x üzeri 5 artı m eksi 2 çarpı x üzeri 4 artı m artı 1 çarpı x üzeri 3 artı x artı k 3 eşitliğini sağlıyor. Buna göre px eksi 4 polinomunun x eksi k eksi m ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar eşitlik ne demek? Eşitliğin sağ tarafındaki ifadeler ile eşitliğin sol tarafındaki ifadeler birbirinin aynısıdır demek. En büyük dereceden x'in 5. kuvveti varsa Eşitliğin sol tarafında da yine x'in 5. kuvvetinin olması gerekir. Ama soruda k eşit değildir 0 dememiş. Değil mi? k 0 olursa bakın x'in 5. kuvveti yok olur. Yani az önce düşündüğümüz yöntem yanlış gelir. Şunu görmemiz gerekir arkadaşlar. Bakın burada px karenin kas x. Kas derken x çarpı px kare. px kare polinomu ne gelirse gelsin en son x ile bütün terimleri çarpacağım için Sabit terim kalmayacaktır değil mi? Bakın px kareyi siz istediğiniz gibi yazın. En son bütün terimleri x ile çarpacağımız için sabit terim kalmayacaktır. Yani eşitliğin sol tarafında sabit terim yok. O zaman eşitliğin sağ tarafında da sabit terimin olmaması gerekir. Bakın k-3'ün olmaması için k-3 eşittir 0 k eşittir 3'tür deriz. E k-3 olursa eşitliğin sağ tarafında 3 çarp x'in 5. kuvveti olur. Yani eşitliğin sağ tarafındaki en büyük derece... 5. derece olduğu için eşitliğin sol tarafında da yine en büyük derecenin 5. derece olarak gelmesi gerekecektir. Arkadaşlar x'in kas sayısı 1 değil mi? Bakın x'in kas sayısı diyorum. x'in derecesi 1. x'in derecesi 1 ise biz neyle çarparsak 5. dereceden bir ifade elde ederiz? x'in dördüncü kuvvetinin olması gerekir ki değil mi? Çarptığımız zaman x'in 5. kuvveti gelsin. O zaman px kare arkadaşlar dördüncü dereceden bir polinom olmalı ki değil mi? x'in dördüncü kuvveti gelsin. x'in 4. kuvvetiyle de x'i çarptığımız zaman Beşinci kuvveti gelsin. Px kare dördüncü dereceden gelecekse, aslında px'in ikinci dereceden olması gerekmez mi? Bakın px'i yazmak istiyorum. Px ax kare artı bx artı c olsa, değil mi arkadaşlar? C olsa, px kareyi nasıl yazarız? A çarpı x karenin karesi, çünkü x yerine x kare yazıyorum. Artı b çarpı x kare artı c olur. E buradan da a çarpı x'in dördüncü kuvveti artı b çarpı x kare artı c olur. Bakın gerçekten de değil mi? Biz 4. dereceyi elde ettiğimiz için x ile bütün terimleri çarparsak x'in 5. kuvveti gelir. Sol tarafta şöyle bir ifade oldu. Çünkü ben bunu x ile çarpacağım. Hızlıca yazalım. a çarpı x'in 5. kuvveti. Bakın x ile çarpıyorum. Artı b çarpı x'in 3. kuvveti. Artı c çarpı x eşittir dedik. k'yı 3 bulmuştuk. 3 çarpı x'in 5. kuvveti. Artı m-2 çarpı x'in 4. kuvveti. Artı m artı 1 çarpı x'in 3. kuvveti. Artı x olarak geldi. Bakın k yerine 3 yazmıştık. Çünkü sıfırlanmıştı burası değil mi? Bu şekilde yazdıktan sonra şunu gördük. Eşitliğin sol tarafında 4. dereceden x'in 4. kuvveti yok. O zaman eşitliğin sağ tarafında da x'in 4. kuvvetinin olmaması gerekir. Buradan da m-2 eşittir 0 ise aslında m 2 olarak buluruz. m 2 bulduktan sonra bir daha yazalım bence. Bir daha düzenleyelim. Çünkü peşimizden kimse kovalamıyor. a çarpı x'in 5. kuvveti artı b çarpı x'in 3. kuvveti artı c çarpı x eşittir dedik. 3 çarpı x'in 5. kuvveti. M yerine 2 yazdık sıfırlandı. Artı 2 yazdık 3 çarpı x'in 3. kuvveti artı x olarak geldi. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için aslında a'nın bakın a'nın 3 olması gerekir. Değil mi? B'nin 3 olması gerekir. C'nin de 1 olması gerekir. O halde Px polinomu şöyle oldu. 3x kare artı 3x artı 1 haline geldi arkadaşlar. Şimdi bize ne sorulmuştu? Px eksi 4 polinomunun x eksi k eksi m ile bölümünden kalan sorulmuştu. Biz k'yı 3, M'yi de 2 bulduk. O halde x eksi 3 eksi 2'den x eksi 5 oldu. Değil mi? x eksi 5 ile bölümünden kalan x eksi 5'i 0 eşitledik. x yerine x'i 5 bulduk. Sonra bu 5'i gidip burada yerine yazıyorduk değil mi? Ne oluyordu? P 5 eksi 4'ten P 1 oluyordu. Aslında bize P 1 sorulmuş. P x polinomunu bulmuştuk. Bakın şuradaydı. x yerine 1 yazarsak 3 artı 3 artı 1'den 7 olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Denizli şıkkıdır arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.